Evet arkadaşlar, bugün doktora tezimiz için bir çalışma yaptık. Çukurova Üniversitesi. Burası keçicilik bölümü. Burada birkaç farklı ırk var. Sanenler var. Alpinler var. Melezler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel keçiler. Gayet sağlıklı. Burak, nasıldı bugün? Hocam çok yorucuydu. Çok yorucu. Aç çalıştım bugün. Aç çalıştık bugün hocam. Evet. Şekilde işletme, gördüğünüz gibi burada keçiler kalıyor arkadaşlar, kurudakiler muhtemelen. Burada da bölüm bölüm keçi bölümleri var. İşletme çok eski bir işletme olmasına rağmen gayet güzel tasarlanmış. İşte keçi işletmesindeki en güzel olay arkadaşlar, bakım ve besleme, sevk, iradenin kolay olması. Görüyorsunuz. Gayet hayvanlar temiz. Altları temiz. Sürekli dışkı temizleme olayı yok. Ortada bir yemlik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanlar burada yedikleri yemler. Yonca, yine mısır sılacı ve kesik yem. Burası uygulama araştırma üniversitesi arkadaşlar. Burada çalışmalar yapılıyor. Bizim gibi öğrenciler geliyor bu hayvanlardan, sürekli örnekler alarak tez çalışmalarıyla ilgili burada araştırma yürütüyorlar. Burada satış dönemi var arkadaşlar. Satış dönemi var. Satıldığı dönemler var. Belli bir dönemlerde doğurmamış muhtemelen yavrulardan satış var. Evet Burak Bey, nasıldı bugün günümüz? Bugün güzeldi aslında ya, çok şey değildi. Biraz acıktık açıkçası. Çalışmamızın konusu neydi? Çalışmamızın konusu keçilerde barınma tiplerine göre hayvanlarda görülen hastalıklar ya da işte lezyonlar ne olursa olsun, hani genel bir muayene ettik. Yani bir nevi hayvan refahını araştırıyoruz, evet. Biz burada. Yani 3 tane farklı barınma tipimiz var. Ektansif, entansif, yara entansif şeklinde. Yani entansif arkadaşlar, entansif işletme ne demek? Tam entansif. Hayvanların meraya bağlı olmadan modern bir şekilde, bir sadece teste, barınarak yem yiyerek, kesif yem yiyerek, yine bu şekilde yonca gibi kaba yem de önlerine atılarak, evet, bir beslenme, yani hayvanların önüne yem gelmesi. Evet. Yara entansif. Yara entansifte hem merası var. Hem merası hem de aynı zamanda barınak, güzel bir barınak içerisinde hayvanların beslenmesi. Evet. Ektansif dediğimizde tamamen merada arkadaşlar. Sadece merada yaşayan. Merada yaşayan hayvanlar. Yani bizim bölgemiz Çukurova bölgesi. Mesela Hatay'dan insanlar, çobanlar keçilerini yazın getirirler burada. Hiç barınma, barınak yok. Tamamen dış ortamda hayvanlar kalır. Tamamen meradan faydalanır. Kesif yem yoktur onlarda. Özellikle bunlar zaten sütü alınmayan keçi türlerinde, yani sütü az olan keçi türlerinde ektansif işletmeler. Ama o kilisli diyoruz biz onlara. Onların süt verimi iyi ama. Bunların dışarıda mesela beslenmesine rağmen o ektansif dediğimiz. Ekstansif. Ekstansif yani dışarıda demek. O beslenme şeklinde. O hayvanların sütleri de fena değil. Ama tabii ki entansif beslenen bir işletmeye göre süt verimleri düşük. Çünkü entansif beslenen hayvanlar genellikle sütçü işletmeler arkadaşlar. Özellikle keçi işletmeleri. Süte yönelik beslendiği için bu şekilde modern işletmelerde bakılıyor. Burada çalışma yaptığımız keçilerimiz. Kaç farklı ırk var burada? Yangayla 3 farklı ırk var. Sanem var. Sanem var. Alpinler var. Melezler var. Yani zaten burası uygulama, araştırma çiftliği olduğu için burada sürekli bu şekilde bir melezleme çalışmaları var. Kar gütmeyen. Irk gelişti. Tabii kar gütmeyen bir işletme olduğu için bir araştırma yapılıyor. Bizim gibi öğrenciler geliyor. Burada araştırmalarını yapıyor. Denemelerini yapıyor.
Hayvanlar gözlemlediğimiz kadarıyla gayet güzel arkadaşlar. Sağlıklı. Herhangi bir problem yok hayvanlarda. Sağlık problemi de yok. Kesinlikle değil mi? Sağlıklı. Yine bu işletmelerde satış olduğunu söyledi. 6. ayda mı? 6. ayda oğlak satışı. 6. ayda oğlak satışı olduğu söylendi. Yine işletmeden çıkardıkları, gözden çıkardıkları hayvanlarda satışa sunduklarını söylediler. Beslenmede burada yonca, slash ve kesif yem ağırlıklı besleniyor hayvanlar. İşletme yapısı eski olmasına rağmen gayet güzel, havadar değil mi? Kesinlikle. Zaten öğretim görevlerince tasarlandığı için. Aynen. Burada ilginç, farklı bir yemlik var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hayvanların kilit sistemi de diyebiliriz. Yani farklı bir kilit sistemi değil mi? Hayvanlar sadece kendi bölümünden yiyebiliyor. Giriyor fakat çıkabiliyor. Yani kilitlenme olayı yok aslında. Feedlock mu deniyor buna? Yabancı kaynaklarda araştırma yapacaksanız feedlock. Evet. Evet Burak Bey, nasıl, yorucu muydu? Kaç saat oldu? Saat kaçta başladık ya? 2'de başladık. Şu an saat kaç? 2'de değil ya. 2.30'da biz zaten orada. 3.15. Ya 2 saat falan bir çalışmamız oldu. Yaklaşık 20 tane hayvanın denemesini, çalışmasını yaptık. Araştırmasını. Anket olarak bir çalışmaydı. Bayağı da bir soru sorduk kendimize. Aynen öyle. Evet Burak Bey. Bugünkü videomuzu tamamlıyoruz. Daha sonra tekrar buradan şöyle güzel bir video çekeriz. İnşallah hocam. Sizi de görsünler ya. Beni görmesinler. Görsünler ya. Hocam, görsünler. O zaman kapanışı yapalım. Evet arkadaşlar, ben burada hayvan besleme bölümünde Nazan hocamın da danışmanlığında doktora öğrencisi olarak devam ediyorum. Tez aşamasına geldim. Allah nasip ederse 2 yıl içerisinde inşallah tezimizi verip artık doktora unvanını alacağız. Yaklaşık 2006 yılı gibi benim doktora çalışmam başladı ama araya zaman girdi. Devam edemedim. İşlerin yoğunluğu derken tekrardan başladık ve başladığımız doktora serüvenini inşallah bitireceğiz. Üniversite yıllarında da zaten ortalamamı, ileride bir gün doktoramı yaparım, akademisyenlik değil de işte kariyer yaparım diye İngilizcemizi de yüksek tuttuk, derslerimizi de yüksek tuttuk. Buradan öğrenci arkadaşlarımıza da tavsiye ederim arkadaşlar. Hakikaten sadece bir veteriner hekim olarak örneğin mezun olmak size çok şey katmayabiliyor. Ama siz bunun üzerine bir şeyler koyabilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Bu illaki doktora yapmak babında da olmayabilir. Farklı işlerde de görev alabilirsiniz. O yüzden eğitimin yaşı yok, süresi yok, zamanı yok arkadaşlar. Buradan öğrenci arkadaşlarıma da üniversite yıllarında dikkat etmeleri gerekiyor eğer ileride kariyer yapacaklarsa. Çünkü örneğin ben yüksek lisans yapmış olarak avantajlı bir şekilde direkt doktoraya başladım ama ortalaması düşük olan arkadaşlarımız buna dikkat etsin. Yüksek lisans yapmak zorunda kalabilirler. Değil mi Burak? Kesinlikle. Böyle bir ortalama var galiba. Evet. Kadarıyla. Yüksek lisans için 3 ortalama istiyorlar. 3 ortalama istiyorlar. O yüzden mutlaka iyi bir puanla mezun olsunlar. Yabancı dil çok önemli arkadaşlar. İngilizce buradan şiddetle tavsiye ediyorum. Kesinlikle bir İngilizceyi orta düzeyde konuşmanız ve yaklaşık bir 55 puan isteniyor doktora için. Hı hı. 55 puanda bir ÜDS not almanız gerekiyor. O yüzden şimdiden size tavsiyem kesinlikle dil konusunu çözmeniz lazım mezun olduğunuzla birlikte. Puanınız da yüksek olsun. Yaklaşık bir 3 ortalama Burak'ın söylediğine göre istiyorlar. Durum bu arkadaşlar. Allah nasip ederse söylediğim gibi 2 yıl sonra inşallah doktoramızı tamamlamış artık. Daha sonrasında da artık doçentlik olur, profesörlük olur. Gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz teşekkür ederiz. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bu arada katıl bölümümüz aktif hale geldi. Öğrenci arkadaşlarımıza yönelik videolar çekeceğiz. Tedavi videoları arkadaşlar. Bunu da göz ardı etmeyin. Görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.